Merhaba gençlik. Bugün uzun zamandır yapmak isteyip de yapamadığım eski DOS oyunları Windows 10'da nasıl kullanılır, nasıl yapılır bunu anlatmaya size çalışacağım. Şimdi hikayemiz şöyle başlıyor. Retro video oyunları ve kültürü ekibinde bir arkadaşımız bir oyunu sordu. Ben de yardımcı oldum. Al buradan online oyna diye. Ama o kendi makinesine online olmadan oynamak istediğini söyledi. Başka bir arkadaşımız da bir paket paylaştı. Diğer arkadaşımız da o zaman bir tane makine alayım da onu da oynayayım dedi. Ya dedim yazıktır, günahtır, yardımcı olalım. Şimdi DOSBox için doxbox.com'a giriyoruz. Burada işletim sistemimize göre dosyaya tıklıyorsunuz. Klasik olarak bir exe iniyor. Exe'yi indirdikten sonrasında çalıştıracağız. Çalıştırdıktan sonra çok hızlı bir şekilde kurulum işlemlerini yapıyor. Ve başlat çubuğumuza 3-5 tane kısa yol atıyor. Şimdi hikaye burada başlıyor. Başlata bastığımız zaman burada ilk 3 karakterin altındaki şeye bastığımız zaman oka options diye bir ayar var. Ayarların olduğu bir şey işte. Not defteriyle açtığımız zaman en alta doğru indiğimizde oraya bir enter boşluk koyuyoruz. Bir enter daha koyalım. Ve size videonun altında belirttiğim şu mount komutunu buraya yapıştırıyoruz. Buradaki amacımız nedir? Bilgisayarımızdaki C DOS klasörünü buraya tanıtmak. Şimdi diğer arkadaşımızın verdiği Space Jam CD istediği için ve sadece network'te çalıştığı için o hatalı. Bu versiyonu indirirseniz başınız ağrımaz. Bu sitede sonradan artık ücretsiz hale gelmiş birçok oyunu indirebilirsiniz. Bunu indirdiğiniz dosyalar zip veya rar uzantılıyor ve bilgisayarınızda WinRAR veya WinZip neyse işte yüklü olması zorunlu. Yine buradan birçok oyunu görebilirsiniz, kurcalayabilirsiniz. Şimdi oyunumuz indi. Üstüne çift tıkladığımız zaman içeriğini görüyoruz. Yapacağımız iş çok basit. Burada extracto bilmem ne yani klasörü aç diyoruz. Ben daha önceden Doom'u başka yerde indirmiştim. Çünkü Doom hala lisanslı olduğu için indirilemiyor öyle yerlerden. Şimdi burada dosyalarımız var. DOSBox programımızı yine başlattan seçiyoruz. Şöyle ekranı bir köşeye atalım. Görün diye. Dır komutumuz vardı hatırlar mısınız? Ama I ile değil. Hani gidip de dır yazarsanız bir şey olmaz. Büyük harflerle dır yazarsanız sıkıntı yok. Burada klasörlerimiz var ama klasör yapıları çok karakterli, uzun karakterli olduğu için yazamıyoruz. Tab tuşuna bastığımız zaman yani Caps Lock'un üstündeki tab tuşuna onun içine girebiliyoruz. Dır dediğimiz zaman içerikleri çıkıyor. Burada dır.exe derseniz de çalıştırabilir dosyaları görebilirsiniz. SJ Enter yaptığımız zaman Space Jam oyunumuz neyse açılıyor. Bu arada bunu tek seferde tek ses kaydıyla çektiğim için hatalar olacak. Lütfen şey ettirmeyin özellikle aksanımdaki sıkıntılardan. Bu oyunları şu anda küçük ekranda görüyorsunuz. Fakat klavyeden Alt Enter'a bastığınız zaman ekran kocaman olacaktır. Şu benim dandik video çekim programım onu tam ekran göstermiyor. Onu mesela şu anda normalde tam ekran. Bu şekilde oyunları oynayabilirsiniz. Elimizdeymişken baba klasiğimiz Doom'dan da bahsedelim. Yine DOSBox'ı açıyoruz. Bu arada oyunlardan çıkıp da DOS altına da inebilirsiniz de ben hızlı olsun diye şak diye kapattım. Yine tabii CD yazmıyoruz. Dır yazdık. CD Doom. Change Director demek CD bu arada. Burada Doom Exe Enter'e basıp geçiyoruz. Buradaki sesleri alamadığım için ben artık yapacağım. Oyunların performansı çok 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 ya iyi, mükemmel. Bu bir DOS emülatörü zaten. Bu arada kısa yol çok fazla var. Şu anda tam ekran yapmaya çalıştım. Bir tane de adamı patlattıktan sonra o görüntüyü kapatacağım. Bu arada önce videoları çekip sonra üstüne ses kaydetmek fantastik bir şeymiş. Aslında zor da değil ama uğraşmak gerekiyor. Şimdi buraya kadar her şey tamam. Bir de bu komutlar nedir, ne değildir görmek isterseniz DOSBox Manual yazdığınız zaman böyle bir sayfa açılıyor. Mesela mouse nasıl kullanılır? Tıkladığınız zaman burada ne diyormuş? Ctrl F10'a basarsanız mouse'u kullanabilirsiniz. Şimdi full screen nasıl yapılır? Alt Enter'la. Yok oyun nasıl hızlandırılır, nasıl yavaşlatılır gibi birçok detay bulunmakta. Zaten siz buraya kadar o oyunu çalıştırdıysanız buradaki detaylar, hikaye şeyler. Bu şekilde bütün eski DOS oyunlarınızı Windows 10'da, Windows 7'de sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz. Sağdaki soldaki videolara tıkıştırarak benim videoları seyredip kanala üye olabilirsiniz. Varsa bir sıkıntınız yorum yazın. Yoksa da kendinize iyi bakın.